Kahramanmaraşlı vatandaşlara en çok hangi milletvekillerini tanıdıklarını ve Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini nasıl bulduklarını sorduk. İşte aldığımız yanıtlar. Hepsine tanırım ben. İsimlerini saydım. Sayarım. Siz biraz düşünün göre. Mahir Önal. Mehmet Uğur Dilipak. Celalettin Güvenç. Efendim Reyhanlıoğlu. Fes Kaynak. İmran Kılıç. Oğuz Doğur. Doktor İlker Çitil. Kahramanmaraş. Mahir Önal. Neydi? Uğur Dilipak var. Milletvekillerinden Naim İnal çok çalışkan bir milletvekilimizdir. Veysel Kaynak hani Mahir İnal. Veysel Kaynak. Ben onu ben de biliyorum. Ondan sonra. Vallahi Mahir İnal'ı tanıyorum ötekilerde. İsim var birkaç tane ama. Vallahi çok da sayamıyorum. Ben Mahir İnal tanıyoruz. İmran Kılıç'ı tanıyorum. Başka Veysel Kaynak tanıyorum. Kahramanmaraş milletvekillerinin isimlerini biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum. Yok sayamam. Ben sadece birkaç tanesini tanıyorum da. Tanıyoruz derken isimlerini biliyoruz. Aynen. Şahsen tanımıyoruz. Aynen. Mehmet Uğur Dilipak. Şimdi başka. Mahir Ünal. Eski müftü vardı bir tane de. Kahramanmaraş MHP milletvekilimiz Sayın Oğuz Doğur. Kahramanmaraş AK Parti milletvekillerimiz Celalettin Güvenç. Mehmet İlker Çitil. Mahir Ünal. Veysi Kaynak. Mehmet Uğur Dilipak. Nursel Reyhanlıoğlu, İmran Kılıç Bey. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları nasıl? Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları çok iyi. Büyükşehir Belediyesi son dönemde hizmette çağ atlayan projelere imza atmış bir belediye olarak Türkiye'de göz dolduran projelere imza atmıştır. Öncelikli olarak kayak merkezi olsun, çevre yolları olsun, bulvarlar, köprülü kavşaklar. Ayrıca kentimizin dünyaya tanıtılan markası dondurmayı Dondurma Festivali'nin ilk geçen yıl Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması önemli bir tanıtımdı. Vallahi ben Göksu'ndan bu tarafa gelirken çevre düzenini çok beğendim. Yani çok harika. Şu anda çok ilerliyor. Daha sonradan çalışmaların hızlanmasıyla insanlar şu anda yapılan çalışmalardan memnun diye düşünüyorum. En beğendiğiniz proje sanırım. O projelerin hepsi güzel. Özellikle kayak merkezinin yapılması. Şehir içinde yapılan battı çıktılar. Çok güzel. Ha? Şu anda çok ilerliyor. Evet. Ama Cumhurbaşkanımızın sayesinde. Onu çok seviyorum. Destekliyoruz. İnşallah Allah onu başımızdan eksik etmesin. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin en beğendiğiniz projesi hangisi? Kayak merkezi fena değil. At yapı çalışmaları zaten şu anda yapılıyor. Yalnız işte bizim bence Maraş'ın en büyük eksiklerinden bir tanesi kentin bir meydanın olmayışı, kentle özdeşleşen bir meydanın olmayışı ya da bir meydan görevi görecek bir alanın olmayışı. Mesela Milli İrade Meydanı deniliyor ama orası Milli İrade Meydanı olsa da bir meydan olma özelliğini taşımıyor. Mesela bir şehrin meydanı dediğiniz zaman o meydanda konserlerin olduğu, mitinglerin olduğu, sosyal etkinliklerin yapıldığı bir meydan olması gerekiyor. Ama maalesef Maraş'ta öyle bir yer şu anda yok. Ondan sonra... Bir de şu plaj güzel. Yapay plaj. Hı hı. Başka da bir bisiklet yolu var. Diğer taraftan şalvar güreşi Dünya Kupası yarışması geçen yapıldı. O da bir ilk. Yani Büyükşehir Belediyesi ilklere imza atan hizmetlerine devam ediyor. Buradan sizlerin aracıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç'a çalışmalarına başarılar diliyorum. Ekibimle kutluyorum. İyi günler diliyorum. En beğendiğimiz projesi hangisi? En beğendiğimiz projesi özellikle şehrin şu an bulunmuş olduğumuz yer trafikte çok sıkıntı olan bir dönemdi. Fakat şu an baktığımızda yaya akıcı bir şekilde halk burayı kullanabiliyor. Diğer taraftan arka taraftaki meydan aynı şekilde. Yani çarşı mevkinin açılması çok önemli bir projedir. Yani buraların yayalaştırması, ondan sonra alt geçitler, üst geçitler. Bunlar önemli bir proje. Kahramanmaraş'ın en büyük sorunu ne sizce? Kentin en büyük sorunu. En büyük sorunu memlekette bu şu görüntüyü ortadan kaldırmak. Dışarıdan birisi geldiği zaman şehrin güzelliği ortaya çıkmalı, öyle değil mi? Yani şu kentsel dönüşümü bir an evvel sonuçlandırmaları lazım her şeyden. Kahramanmaraş'a yapılmasını istediğiniz bir proje var mı? Şu an için zaten büyüklerimiz düşünüyor onu. İhtiyacımız oldukça da biz de görüşüyorlar. Görüşümüzü alıp yapıyorlar. En son seçimde hangi partiye oy verdiniz? Bir sonraki seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?
En son seçimde AK Parti'ye verdim. Sonraki seçimde de Allah hangisini nasip ederse. Ben oy vermeyi oy kullanmadım. Ben kullanmayacağım da. Tabii ki AK Parti'ye oy verdim. Önümüzdeki seçimde kime oy vermeyeyim? Onu açıklamayayım. Ben AK Parti'yle bir bölünceye kadar ona veririm. AK Parti'ye veriyorum. O başa geldi geleli hep vereceğim. Ben oy vermedim daha, oy kullanmadım. Bütün oylarımı AK Parti'ye verdim. Yine AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Peki hangi partiye oy verdiğinizi de söyler misin? AK Parti. Bir sonrakinde de? Aynen, değişmez. En son hangi partiye mi? Evet. Ben AK Partiliyim. Bir sonrakinde de AK Parti'ye vereceksin. He? Bir sonraki seçimde de AK Parti'ye mi oy vereceksiniz? Daima ona veriyorum. AK Parti'ye verdik, yine AK Parti'ye vereceğim. Başka bir partiye düşünüyorum. Yani MHP olur falan. Ama başka bir sol partiye düşünmüyorum. Ya o gün mesela kendi aramızda bir şey yok.